Efendim mutlu günler diliyoruz. Kadınlar Süper Ligi'nde Türksel Süper Ligi Beylerbeyi 75. yıl stadı ve 24. hafta heyecanı. İstanbul'da güneşli harikulade bir öğleden sonra da sizlerle birlikteyiz. Ve keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Bir tarafta Beylerbeyi, diğer tarafta Fenerbahçe. İki takım arasında çok zorlu, zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede beraber olacağız. Cüneyt Yalınkılıç'ın koordinatörlüğünde, Uğur Eken'in yönetmenliğinde Türksel Kadınlar Süper Ligi'nde 24. haftanın heyecanında Beylerbeyi YouTube adresinde birlikteyiz ve heyecanı sizlerle beraber yaşayacağız. Dere ağzında Lefter Küçük Andoniadis tesislerinde sezonun ilk maçında 90+5'te Yağmur'un golüyle kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu. O dönemde teknik direktörlük koltuğunda Mutlucan Zavotçu vardı ve o ayrıldıktan sonra Emre Hoca geldi. Şimdi teknik direktörlük koltuğunda o var ve Kadınlar Süper Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren mücadele için tribünlerde de hareketlilik başladı. İşte müzik, coşku, heyecan ve Beylerbeyi Boğaz'ın en güzel yakası, en güzel adresi, dünyanın en güzel semti. Bir tarafta muazzam Boğaz, dünyanın, herkesin hayranlıkla izlediği, her gelen turistin bir daha gelmek için randevu aradığı ve en önemlisi de her gezişte farklı bir doneye, farklı bir ayrıntıya tanıklık ettiğiniz Beylerbeyi Sarayı. Diğer tarafta Boğaz'ın harikulade atmosferi, deniz, yeşillikler ve bu yeşillikler içerisinde muazzam güzel bir stat. Suni için 75. yıl stadı ve artık 24. hafta için her şey hazır. İstanbul'da bugün sabah 6-7 derecelik bir sıcaklık vardı. An itibariyle 13-14 derecelik bir sıcaklık var. Soğuk bir Mart öğleden sonrası gibi gözüküyor olabilir sıcaklık ama hissedilenin daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Neden diyeceksiniz? Çok basit. Güneş var ve güneşin yakıcı etkisi bizi biraz olsun rahatlatıyor. Ve sizlere bu maçı anlatırken de futbolcular için her şeyin elverişli olduğunu söylemek mümkün olacak. Maçı Berkay Uğurlu yönetecek. Erdem Birşey ve Hüseyin Emre Yer yardımcılıklarını yapacak. Maçın dördüncü hakemi Mehmet Ali Aydemir, maçın gözlemcisi Fikret Poyrazoğlu. Ve ligde ikinci sırada yer alıyor Fenerbahçe konuk takım. Pazar günü derbide haftaya Galatasaray'da oynayacak. Bu yüzden bu mücadele zirve için çok önemli bir maç. Eğer kaybederse rakibi Beylerbeyi hem çok yaklaşacak hem de zirvedeki Galatasaray'a bir avantaj vermiş olacak. Ama tabii Beylerbeyi'nin aslında aritmatiksel hesapları şunu gerektiriyor. Bu hafta Fenerbahçe'yi yenmek, haftaya da Fenerbahçe'nin yine puan kaybetmesini beklemek ya da Fenerbahçe'nin haftaya kazanmasını beklemek. Yani bu hafta eğer Galatasaray karşısında bir puan kaybı yaşarsa Galatasaray rakibi karşısında, o zaman bambaşka bir serüven olacak. Bugün eğer Beylerbeyi kazanırsa, haftaya da derbide Galatasaray karşısında Fenerbahçe kazanırsa muazzam güzel aritmatiksel hesaplar yerine oturmuş olacak. İşte Tahir Kıran, Beylerbeyi için taşın altına elini koyan, Beylerbeyi'ne bir anlamda adeta yaşamının odak noktasına yerleştirerek her konuda destek veren, hem maddi hem de manevi gücünü ortaya koyarak büyük gayret sarf eden Tahir Kıran işte böyle takımı tebrik etmiş ve onlara başarılar dilemişti. Kızlar da Tahir Başkan'a sarıldılar. Onlar için bir baba, bir abi figürü Tahir Kıran ve Tahir Kıran işte çocuklarına, evlatlarına böyle başarılar diledi. Hem kıymetli kızı Dilanaz Kıran hem Tahir Kıran hakikaten Beylerbeyi'nin bir noktaya gelmesi için çok ama çok iyi bir mücadele veriyor. Çok ama çok büyük katkı veriyor ve bu bağlamda da bu katkı, bu mücadele, bu çaba, bu gayret bugün Beylerbeyi'ni daha ilk yılında Süper Lig'e çıktığı ilk yarıda 4. sıraya taşıdı. 23 maç sonunda 14 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı.
52 gol attı, 13 gol yedi. Ligin en çok gol atan takımlarından biri. Artı 39 gol averajına sahip ve 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Önümüzdeki hafta pazar günü de 24 Mart'ta Hakkari Gücü'yle Hakkari deplasmanında mücadele edecek. Ve 54 puanlı 2. sırada Fenerbahçe, 23 maç sonunda 17 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 54 gol attı ve sadece 14 gol yedi. Onlar da Beylerbeyi gibi ligin az gol yiyen takımlarından biri. Artı 40 gol averajına sahip. Ve bugün mücadelede bir kez daha söylemekte fayda var, bir kez daha belirtmekte fayda var. İki takım arasındaki karşılaşma zirve için çok önemli bir maç. Adeta Galatasaraylıların ve Formgetlilerin gözü de bu maçta olacak. Bu maçın skoru zirveyi çok yakından ilgilendirecek. Diğer maçların skorları da tabii ki bu maçı çok yakından ilgilendiriyor. O yüzden de diğer maçlardan da notları mümkün olduğunca aktarmaya gayret edeceğiz. Az sonra Cüneyt Yalınkılıç koordinatörlüğündeki yayın ekibimiz size drone'la görüntüleri ortaya koyacak. Drone görüntüleriyle Beylerbeyi'nin en güzel adresinden harikulade yansımalar gösteriyoruz sizlere. Ve bugün 5 kamerayla bu yayını sizlere aktarıyoruz. 6 kamerayla, hemen Uğur Eken düzeltti. 6 kamerayla bu yayını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bir de drone'u sayarsak 7 kamera diyebiliriz. Böylesine bir yayını ancak A lig seviyesinde gerçekleştirdiklerinin de vurgusunu yapalım. Hani 2. ve 3. ligi Türkiye Futbol Federasyonu yayınlıyor, tek kamerayla yayınlıyor. Onu hemen söyleyeyim. Yani biz kadın futboluna nasıl bir değer verdiğimizi, Beylerbeyi ailesinin kadın futbolunda nasıl bir çığır açtığının da görüntüsü. Büyük kulüpler, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Trabzonspor gibi, büyük majör diye tabir edilen kulüpler bile 2-3 kamerayla bu yayınları yaparken, bugün Beylerbeyi YouTube hesabı sizlere 7 kamerayla bu yayını ulaştırıyor. Tabi bunda Cüneyt Yalınkılıç'ın çok büyük katkıları var. O bu yayınların genel koordinatörü olarak görev alıyor ve Uğur Eken. Şu anda da işte drone kameramız havalandı. Drone kamerasıyla size stadın bütün güzelliklerini de aktarmaya çalışacak az sonra Uğur Eken. Beylerbeyi YouTube adresinde Beylerbeyi'nin en güzel noktasından sizlere sesleniyoruz. Burası Beylerbeyi sırtlarında, Beylerbeyi Sarayı'nın hemen arka tarafında Türkiye Futbol Federasyonu tesislerinin yaklaşık 150-200 metre ilerisinde bir sırtta yer alan çok güzel bir stat. Bu stadın yapımında emeğe geçen önemli isimlerden biri de Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen. Ona da teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi iletmek isteriz. Gerçekten Hilmi Türkmen de bu stadın hem yapılmasında hem düzenlenmesinde hem de bu noktaya gelişinde büyük emek verdi. Bugün stadın mükemmel şekilde işleyişinde de çok büyük çaba ve gayret sarf ediyor Üsküdar Belediyesi. Keza Tahir Kıran, dediğim gibi, buraya çok güzel de bir tesis planlıyor kızlar için. Kızlara en iyi imkanı, en mükemmel imkanı sunabilmek için. Ve işte stad hoparlöründen de başladı o coşku. Şampiyon, şampiyon Beylerbeyi sesleri. Biz biraz susalım, stadı dinleyelim. Stadın o coşkusuna ortak olalım. Şampiyon, şampiyon, Süper Lig'e hoş geldin şampiyon.
kamerasından görüntüleri de izliyorsunuz. Beylerbeyi'nde müzik, coşku, heyecan. Günün diğer maçlarına bakalım. Fatih Vatan, Hakkari Gücü karşısında 3-2 mağlup, dakika 80. Gaziantep, 1-2-7 Antalya Spor maçı 2-2. Beşiktaş, Ataşehir Belediye karşısında 2-0 galip devre arası. Beylerbeyi Fenerbahçe maçı az sonra başlayacak. Galatasaray Adana İdman Yurdu, Karagümrük Fondet ve ALG Karadeniz Ereğli Belediye maçları da daha sonra başlayacak. Günün son maçı ALG Karadeniz Ereğli Belediye. O maç 15'te, diğer maçların tamamı 14'te. Ahmet Trabzonspor mücadelesinde henüz daha başlamamış gözüküyor. Yansıma göstermemiş. Onu da vurgulayalım. Ve Rize havaları Beylerbeyi'nde coşkulu. Tahir Kral yıllarca Rize'nin başarısı için de ter döktü. Rize Spor'un başkanlığını yaptı. Çok özel bir durum üstlendi. Ve işte yedekler geliyor Beylerbeyi takımında. Beylerbeyi bugün pembe şortla mücadele edecek. Ve pembe forma. Beylerbeyi kadın futbol takımının yedekleri şu anda sahada yerlerini alıyorlar. Beylerbeyi kadın futbol takımı şu anda yedek kulübesinde yerlerini alıyorlar. Emre Hoca da geliyor. Cüneyt Yalıkılıç tabii bu takım için önemli isimlerden biri. Ve ben geçen hafta, daha doğrusu 15 gün önce düştüm. Kızlar da bana bir yerini bugün inşallah kırmazsın diye takılıyorlar. Emre Hoca görüntüye yansıyor. Beylerbeyi takımının teknik direktörü Onur Hoca da hem saha komiserine ve diğer isimlere başarılar diledi. Bana da geçmiş olsun abi, dileklerini gönderiyorlar. Geçtiğimiz hafta abi, burada platformdan düştüğüm için parmağı kırmıştım. Ve yine aynı şekilde kafayı patlattık. O yüzden de bugün sizlerle birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sağ komiserimizden de bir geçmiş olsun dilekleri aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Cüneyt Yalıkılıç da özel şapkasıyla, özel yorum şapkasıyla şu anda ekranlara yansıyor. İki takımın teknik direktörü birbirlerine başarılar dileyecekler. Emre Hoca oraya doğru gidiyor. Ekipler birbirlerine başarılar diliyor ve iki takım sahaya geliyor. Beylerbeyi 75. yıl stadyumuna, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin heyecanına, Beylerbeyi Fenerbahçe maçının coşkusuna, ligin 24. haftasına hoş geldiniz. İki takım şeref türbününün önüne geldi. Ve Tahir Kıran görüntüye yansıyor. Maçın dördüncü hakemi yerini alıyor Mehmet Ali Aydemir. Son kontrollerini yapacak. Ve iki takım da şeref türbününü selamladı. Ulusal marşımızı büyük bir coşkuyla söyleyeceğiz. Çeviri ve Altyazı M.K.
ulusal marşımızı büyük bir coşkuyla ve büyük bir gururla söyledik. Artık her şey hazır. İki takımın oyuncuları birbirlerine başarılar diliyor ve kadın futbolunda birçok maçta olduğu gibi şimdi gelecekler yedek kulübelerine başarılar dileyecekler. Önce kendi yedek kulübelerine gidiyorlar, rakip yedek kulübesine, sonra kendi yedek kulübelerine geliyorlar. İşte hızla başta Fatma olmak üzere yedek kulübesine gidiyor beyler beyi ve Fenerbahçeli yedek oyunculara başarılar dileyecekler. Gördüğünüz gibi çok güzel görüntüler bunlar. Ümit ediyorum ki bu görüntüler erkekler Süper Ligi'nde ve pek çok ligde de yansıma gösterir. İşte iki takımın oyuncuları birbirlerine başarılar dilediler ve az sonra da mücadele başlayacak. Son kontroller. Yağmur en önemli silahlarından biri. Kadınlar Süper Ligi'nde Fenerbahçe'nin dikkat çeken isimlerinden biri. İlk 11'ler gelsin ekrana. İlk olarak Beylerbeyi, kalede Fatma var. Savunmada Akia, Kong, Çiğdem, Sümeyra. Önlerinde Natalya. Onların önünde Marlen, Derya. Bir kanatta Sevgi, diğer kanatta Jale ya da Zahala, Masimova ve ileride Elana düzeniyle sahada yerini alacak Berkay Uğurlu'nun yöneteceği mücadelede. Ve Fenerbahçe kalesinde anne var. Amerika Birleşik Devletleri'nden kaleci. Ecem, Gülbin, Fatma, Nina, İlayda, Namibyalı oyuncu. Zeneta, Ece, Meryem, Buse'm ve Yağmur düzeniyle Fenerbahçe sahada Gökhan Hoca'nın öğrencileri olarak yer alıyorlar. Ve maçın hakemleri Berkay Urlu, Erdem Birşey, Hüseyin Emre Yer ve Mehmet Ali Aydemir dördüncü hakem olarak görev yapıyor. Onu da hemen belirtelim. Ve maçın gözlemcileri ve temsilcisi de ekrana yansıyor şu anda. Nilüfer Hanım da her maçta olduğu gibi yine sağ kenarında ve her türlü eksikle bizzat ilgileniyor. Gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu'nun muazzam neferlerinden biri ve o da burada bütün detayları kontrol ediyor. Dördüncü hakemle yan yana. Fenerbahçe maça başlayacak. Topun başına o gitti. Bu arada Fenerbahçe takımı gelen az sayıdaki taraftarının yanına koştu. Onlara hoş geldiniz dedi. Sanki Yağmur ilk dokunuşu yapacak gibi. Topun başında Yağmur var. Son kontroller, son değerlendirmeler. Beylerbeyi günün anlam ve önemine binaen pembe formayla Beylerbeyi taraftarı da şu anda sahadaki yerini aldı. Yağmur'la Fenerbahçe başlıyor mücadeleye. Her şey hazır. Berkay Uğurlu yardımcılarına baktı. Son kontrolleri yaptı. Ve ilk düdük. Ecem bıraktı. Nina'nın pası, kaptırılan top. Sevgi hareketli. Elana içerideydi, Marlen'e doğru. Marlen yükseldi, Elana yükseldi. Ceza sahası içerisine doğru. Kaleci çıktı ve topun sahibi oldu anne. İndiği yer Sümeyra hareketli. Faul, arkadan bir itme. Buse'm. Orta kapıyı açtı polisler. Daha köşede olan taraftarları birazcık daha yakın noktaya çekti.
Böylelikle oradan izleyecek Fenerbahçe taraftarı da mücadeleyi. Malen, Natalya, Sevgi. Tahir Kıran'ın talimatıyla gerçekleşti bu. Fenerbahçe taraftarının daha iyi bir noktadan maçı izlemesi. Aki'ye bıraktı. Natalya, Derya, Sümeyra, Derya, Çiğdem, kalede Fatma. Pres var. Fatma. Kafayla indirilen top. Sol kanatta bindirme. Jale hatalı pas. Şimdi Derya. Çok güzel döndü Derya. Pası isabetsiz. Zenhata araya girdi. Verkaç. Geriye doğru bırakılan top. Zenhata. İlayda uzak. Şimdi Sevgi. Sevgi iyi kaçırdı rakibi Elana'ya. Elana hareketli. Son oynayan Gülbin. Taç Beylerbeyi. Sümeyra bıraktı. Ara pası. Sekti. Yağmur. Kong. Kong derinlemesine gönderdi. Kaleci bir anda anlaşmazlık. Seken top mahallen. Kale boş. Direkt kaleye göndermek istedi. Nina. Bıraktı Meryem. Pres var. Nina. Fatma çıktı. Galatasaray'ın golü geldi. Galatasaray 1-0 öne geçti. Taç İlayda. Karamere Çiğdem dikkatli. Çiğdem yükseklik kazandırdı. Malen. Malen indirme çabasında. Sümeyra. Kafayla indirilen top. Kademede Kong dikkatliydi. Oynayın dedi hakem. Serbest pozisyon. Çok güzel attı. Jale. Jale'den önce müdahale yerinde. Geriye döndü. Zanetta Koleman. Top dışarıda taç. Beylerbeyi. Beylerbeyi formasına bayıldım yalnız. Çok güzel. Harika bir forma. Pembe forma. Buradan Cüneyt Yalınkılıç'a da bir mesaj olsun. Anlamıştır o. Sevgi. Sevgi aldı. Sevgi pas güzel. Ceza sahası içi. Uzak kaldı. Elana. Elana uzak kaldı. Sevgi çok güzel düşündü. Gülbin. Akia'yı açtı top. Zenhata. Zenhata hareketli. Zenhata. Aki araya girdi. Kong. Jale. Zenhata. Malen. Son dokunuş Fatma. Malen. Zenhata araya girme çabasındaydı. Başarılı oldu. Şimdi pozisyonu bozdu. Çok güzel döndü Akia. Harika top yaptı. Çiğdem. Sümeyra Çiğdem. Derya kaçtı. Derya kafayla Elana. Karemere Nina. Free kick. Evet. İlk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş yanımızda da değerlendirmeler ve analizleri yapıyoruz. Bu analizler içinde
mikrofonu şöyle bir yorumlarıyla, değerlendirmeleriyle Cüneyt'e de bırakacağız. Cüneyt de aşağıda Yalın Kılıç. Belki ona da ilk 45 dakikanın özetini sorabiliriz. Derya. Jale araya girmek istedi, başarılı olamadı. Çok klas hareketler. Ecem'den. Ara pası Yağmur, çok tehlikeli. Sümeyra. Ters bir dokunuş. Fatma bırakmıyor. Emre Hoca sinirlendi. Orta ceza sahasına yanağlar. Evet, Cüneyt şu anda yerinde, hazır. Cüneyt, ilk 10 dakikayı geride bırakırken neler söylersin? Gerçekten güzel bir maç oluyor. Emre, güzel bir maç oluyor. Oldukça iki takım da yerini hak eden bir oyun ortaya koyuyor. Cüneyt Yalıkılıç değerlendirmeleriyle bizlerle çok doğru bir ifade kullandı. Yerini hak eden bir görüntü ortaya koyuyor. Özellikle de yani takımlar kalitesini sahaya yansıtınca bambaşka bir görüntü ortaya çıkıyor. Pembe forma ile ilgili olarak da az önceki mesajını aldım. Tamam, sana bir tane ayarlayacağız. Ama önce şu maçtan Beylerbeyi bir galibiyetle ayrılsın diyoruz. O zaman lig daha da hareketlenecek. Galatasaray bir sıfır önde ama ligde sürpriz sonuçlar oluyor. Her ne kadar Adana şu anda ligin en zayıf takımı gibi gözükse de bazen sürpriz sonuçlara gebe olabiliyor ki biz bunu en iyi yaşadık. Üst üste inanılmaz puan kayıpları yaşadı Beylerbeyi. Bakalım ne olacak? Maçın sonucunu hep birlikte göreceğiz. İlk maç 90+5'te gelen golle kazanmıştı Fenerbahçe. Beraberdik, hatırlayacaksın. Zaten enteresan, şanslı bir maçtı Fenerbahçe için. Zaten o günkü maçın sonucu şu anda farklı olmuş olsa Beylerbeyi bambaşka yerde olacak. Son dakikada kaybettiği 3-4 maç var. Galatasaray maçı var. Aynen öyle. Bu arada Jale diyorlar ama şu anda top ayağındaydı. Zala Massimova. Biraz ondan bahsetmeni isterim. Yeni transfer. Kalitesini sahaya yansıttı. Beylerbeyi gol kısırlığı çektiydi birkaç maç. Şu anda bence oldukça iyi gözüküyor her şeyiyle. Keşke sezon başından beri olsaydı. Friki kullanacak Fenerbahçe zaman zaman. Sevgili Cüneyt Yalıkılıç'la her 20 dakikada, 25 dakikada bir birlikte olacağız. Fatma topun gerisinde. Yağmur bu tip topları çok seviyor. Sahanın en uzun isimlerinden biri. Yüksek toplarda etkili kafa vuruşlarıyla, etkili şutlarıyla dikkat çekiyor. Fatma. Fatma direkt kaleye doğru. Fatma'dan Fatma'ya. İki Fatma karşı karşıya geldi. Beylerbeyimizin Fatma'sı başarılı. Akia. Jale. Jale çok güzel gönderdi Sevgi'ye. Haydi Sevgi diyor Beylerbeyi taraftar. Mükemmel bir pas. Ceza sahası Elana. Penaltı beklentisi de var. Elana yerde kaldı ama vuramadı. Çok iyi bir fırsattı. Akia. Çiğdem kaleye sert vuruş. Maalesef gol. Buse attı. Beylerbeyimiz 1-0 yenik duruma düşüyor. Çiğdem rakibini kontrol etmeye çalışırken döndürünce çok zor bir pozisyondaydı Busem ve topu ağlarla buluşturdu. Busem'in golüyle Beylerbeyi 1-0 yenik duruma düşüyor. İşte gol. Haydi. 15. dakikada geldi gol.
Elana ile kaçan önemli bir fırsat vardı. O dokunamadı. Daha zor pozisyonda Buğsem. Çiğdem'den sıyrılıp döndü baktı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Sevgili Emre, tabii erken gelen bir gol. Dolayısıyla da bunun karşılığı mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Sevgi uzun gönderdi Elana. Elana iyi döndü. Elana seken top, korner. Evet, Tahir Kıran az önce ekrana yansıdı. Köşe vuruş kullanacak. Topun gerisinde Sevgi var. Evet, ceza sahası içi çok kalabalık. Orta içeriye. Ceza sahası aynı kızlar. Gol pozisyonu. Arkadaşına hamle yaptı. Halbuki önündeydi. Çok iyi bir fırsattı Beylerbeyi için. Elana. Malen. Malen bırakmadı. Nina. Beylerbeyi köşe vuruşu kullanacak. Bütün hatlarıyla yükleniyor. Çiğdem ileri çıktı. Haydi kızlar. Orta ceza sahasına kafa, kaleci çıkarttı. İkinci hamle yanağlar. İnanılmaz bir pozisyon. Anne. Gole çok yaklaştık. Anne ile. Haydi Beylerbeyi sesleri tribünlerde. Beraberliğe çok yaklaştığımız andı. Faul kararı. Sevgi'ye itiraz ediyor. Mehmet Ali Aydemir dördüncü hakem olayları değerlendiriyor. Berkay Uğurlu frikik kararı verdi ki yerde yatan isim Buğsem. Nina ters tarafa doğru. Ecem alamadı. Şu şansı. Şimdi Ecem'in koşu yoluna Kong karemeli dikkatle. Jale. Tekrar Kong. Top dışarıda. Taç Fenerbahçe. Ecem kullanıyor. Out. Yardımcı bayrağını kaldırdı ısrarla. Ecem akıl almaz bir şey yaptı. Sinirle topu caddeye yolladı Ecem. Yani inanılmaz. Akıllara zarar bir davranış Ecem'den. Durup dururken topu vurdu ve caddeye yolladı. Yardımcı hakem de seyretti. Maçın hakemi de seyretti. Süper Lig'de bu tip hareketlerin karşılığı sarı kart oluyor genelde. Zannediyorum Berkay Uğurlu bunu ıskaladı. Derya. Müdahale, top dışarıda. Meryem. Derya. Çok güzel sıyrıldı. Malen. Derya. Natalya dokundu. Seken top Gülbin. Ecem. Sol kanatta boşluk Sümeyra kapatma çabasında. Yine çok adamla geldiler. Fatma. Top istiyor ısrarla. Ara pası. İlay da yetişemedi. Kale vuruşuyla hareketleneceğiz.
Akya. Top dışarıda. Ecem. Tekrar Ecem'e doğru. Top çıktı diyor yardımcı. Akya. Araya mükemmel girdi Ece. Ece attı. Yağmur. Çok tehlikeli geliyorlar. Uzak tarafa. Buysam. Buysam bıraktı Fatma. 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 Güzel hareketler. Yağmur. Offside bayrağı bekledik. Bayrak kalktı. Bayrak kalktı Yağmur'un golüne. Offside. Fatma. Net offside görüntüde. Malen, Sümeyra. Serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi. Sümeyra topun gerisinde. Sümeyra uzun gönderdi. Kafayla geçmedi. Natalya indirdi Akya. Derya. Derya'ya faul. Ece bir sakatlık yaşıyor. Derya topun gerisinde. Sevgi yanında. Derya buralardan gol atmışlığı var. Derya kaleye sert vurdu ve gol! Derya, Derya, Derya! Derya ve hepimize yapa tapa du dedirtiyor. ...23. dakika... ...işte Derya'nın golü... ...1-1... ...Beylerbeyi taraftarının coşkusu... ...Derya'nın golü... ...şimdi Cüneyt'e gideceğiz... ...ayrıntıları aktaracak... Fatma, Cüneyt golü nasıl buldun? Az önce golü yediğinde Beylerbeyi demiştim ki sen o sırada duymadın. Daha erken bir gol bu. Bunun duydum, karşılığı duydum, olacaktır. Her şeyi duyuyorum ben. Senin de nefes alışını bile duyuyorum. Karşılığı çok güzel bir golle oldu. Bu maç böyle bitmez diyeceğim şey şu. Kong. Ecem gitti. Kaleci içinde. Evet duyuyorum. Bu arada Ecem köşe vuruşunun noktasına gitti. Ve taç atışını kullandı. Devamında da korner oldu. Cüneyt Yalınkılıç da yorumlarıyla sizlere destek oluyor bu yayının aktarılımında. Ama kaleci içinde talihsiz bir andı. Kontrpide kaldı. Zannediyorum bir çarpma var değil mi Uğreken? Bir daha görüntü gelirse böyle bir ters kontra top oldu. Köşe şu anda tabii şu anda tabii ki gelecek. Pozisyondan sonra muhtemelen Uğur abi verecektir. Ceza sahası iç kalabalık. Topun gerisinde Fatma, o da duran topları değerlendiriyor. Kalede de Fatma var. Arkadaşlarını uyarıyor. Orta uzak tarafa.
Kafayla çok iyi girdi araya Kong. Bir kez daha doldurulan top ceza sahası. Yağmur dışarı. Bayrak da kalkmadı. Çok enteresan. Bu arada Çiğdem çok öfkelendi. Sarı kart görüyor. Ben kaptanım, konuşurum dedi. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Bakalım offside var mı? Sarı kart Çiğdem'e. 26. dakika. Tabii ben geri dönüşü göremediğim için bir şey söyleyemiyorum ama Cüneyt... Yok yok, offside yok şu anda. Offside olmadığını söylüyor. Onu hemen söyleyelim. Yani hakemin kararı doğru. Sağ atarsa tehlike. Attı. Sevgi yetişti. Haydi Sevgi. Sevgi içeriye. Şut kaleci. Sevgi yaktı. Elana'yı düşünse tehlikeydi. Kafayla indirilen top. Jale. Natalya alamadı. Yağmur içeride. Şimdi aldı. Şu şansı arıyor Yağmur. Pasını verdi. Çok adamla geldiler. Malen ayak koydu. Malen. Malen'in pası Derya. Sevgi'ye. Sevgi. Devamını getiremiyor. Ecem. Fatma. Derya pres. Derya söktü aldı. Derya kurtardı. Sevgi sağda bindirme. Elana. Dönerse tehlike. Döndü. Sevgi. Haydi gol geliyor mu kızlar? Ortaya ceza sahası. Elana bıraktı. Malen geriye. Şut şansı aradık. Bulamadık. Şimdi Jale'ye gelmedi. Çok iyi geldi beyler beyimiz. Sevgi. Bravo. Oyuna genişlik kazandı Akia. Akia Ecem karşılıyor. Akia avantaj. Jale orta şansı. Orta içeriye sekti. Natalya şut şansı. İçeriye. Akia'nın koşu yoluna geçmedi mahallenin pası. Nina. Nina paslaştı Buse'mle. Tekrar Nina. Uzun pas. Sümeyra. Fatma. Sümeyra'ya zor top. Taç Fenerbahçe. Yağmur kullanacak. İzliyorsun değil mi Emre? Şampiyonluk paralısıyla yola çıkmış Fenerbahçe. Süper Lig'e yeni çıkmış bir Beylerbeyi. Kafa kafaya ve hatta daha üstüne oynayan taraf Beylerbeyi. Gerçekten Beylerbeyi önemli kan kayıpları da yaşadı işin açıkçası. Değişiklikler de yaptı, sakatlıklar oldu. Ama buna rağmen yarıştan bütün bir sezon boyunca hiç kopmadı. Yeni isimleri kadroya Tahir Kıran dahil etti takımıyla. Yeni isimleri aldı. Eski isimlerle yollar ayrıldı. Ama bu yarışta Beylerbeyi hep vardı. Bir masal gibi Beylerbeyi Boğaz'ın en güzel semtinin büyük hikayesini yazıyor. Boğaz'ın güzel semtin değil, güzel hikayesi. Boğaz'ın değil, belki de dünyanın en güzel semti sloganıyla çıkıyoruz biliyorsun. Abartmasak Cüneyt. Şaka yapıyorum. Gerçekten dünyanın en güzel semtlerinden biri. Cüneyt'e kesinlikle katılıyorum. Bu seneki Beylerbeyi'nin sloganı da zaten kazanmaya geldikti. Bütün maçları kazanmak için oynuyor. Yağmurla paslaşma serisi. Sevgi çok güzel girdi araya. Aferin Sevgi. Devamını getiremedi. Tabii bir de Beylerbeyi'ne birazcık daha böyle denizi aktif kullanabilecek şanslar olursa, bir Beylerbeyi oturanı olarak, Çengelköy oturanı olarak, burada yüzmek, denize girmek bizim en büyük arzumuz. Umarız onu da yerine getirecek. Özellikle İlmi Başkan çok iyi çalışıyor, Üsküdar Belediye Başkanı. Takdir edilesi.
Çiğdem. Tekrar Çiğdem. Sümeyra tek top oynar mı Mahallen'le? Oynadı. Elana. Elana topu kurtaramadı. Elana. Oyuna genişlik kazandırma noktasında Beylerbeyi daha aktif. Sümeyra. Elana'nın uzağında. Gelişi güzel bir top oldu. Evet, ilk yarım saatin MR'ını çeksene bize sevgili Cüneyt. Sevgili Emre, şimdi olabildiğince Beylerbeyi atak oynamaya çalışıyor. Fakat yeni transferler de takıma uyum sağlamış gözüküyor. Dediğin gibi bir sürü kan değişiklikleri de oldu. İlk başta ondan zorlanıyordu belki bundan önceki maçlarda Beylerbeyi. Şu ana kadarki tabloda yeni transferler takıma uyumu sağlamış. Kong araya çok güzel girdi. Ecem kullanacak taç atışını. Ecem paslaştı geriye doğru. Gülbin. Gülbin'e pres var. Yağmur offside. Çok açık bir offside. Kong. Fatma. Çiğdem. Sevgi. Çok güzel pas Elana'ya doğru. Sekti. Mahallen devamını getirmedi. Sümeyra. Çok yerinde müdahale. Natalya. Çok hızlı top. Çiğdem. Sevgi. Sevgi bir bacak arası. İyi de bir pas Mahallen'e. Mahallen Elana'yı düşündü ama çok acele etti. Biraz daha sürebilirdi. Bugün Mahallen'i çok başarılı bulmadım. Geride kalan zaman diliminde Cüneyt. İlerleyen dakikalarda kendini gösterecektir. Hep öyle oldu geçtiğimiz maçlarda. Yine öyle olacağını düşünüyorum. Ama sana katılıyorum. Şu ana kadar sahada yok. Kong. Jale. Derya. Derya. Faul beklentisi var. Devam kararı. Ecem. Akia. Natalya. Kong. Fatma. Yağmur pres. Natalya. Sümeyra. Çiğdem. Kimse yok attığı yerde. İki takım da açık futbol oynadığı için bol gol olacak diye düşünüyorum. Sağda geniş bir boşluk var. Orayı kapatmak lazım. Akia kapattı hemen orayı. Ecem bindirdi. Jale araya girmek istedi. Klas bir çalım Meryem. Kong mükemmel müdahale. Jale. Taç Beylerbeyimiz. Elana ısrarla top istiyor. Taç yine Beylerbeyi'nin. Son oynayan isim Meryem. Top o noktada biraz sıkıştı tabii. Akia. Gülbin vurdu kafayı. Şimdi tekrar Akia. Mahallen. Mahallen büyük hata. Çok
Çok tehlikeli. Yağmur karşısında bu hatayı yaparsanız cezasını keser. Sümeyra, Malen. Müdahale edemedi Malen. Ceza sahası içinde Kong. İkinci yarıyı bilmem ama ilk yarıda Malen'in çok ciddi sıkıntıları var. Belki ikinci yarı bir Malen değişikliği olabilir mi? Emrah Hoca bakalım, izleyeceğiz. Her maçın yıldız ve parlayan isimlerinden biriydi Malen. Ceza sahasında ters bir dokunuş, Hakkı'ya korner. Fenerbahçe tehlikeli geldi, iyi sıkıştırdı. Fatma. Boş oynama. Boş oynama beyler beyi. Ceza sahası hiç kalabalık. Fatma dikkatli. Ön direğe doğru Fatma. Yapma Fatma. Yapma Fatma. Sahanın en kısası Buse'm attı yine. İşte çok gollü maç olacak derken bunu kastetmiştim. İki takım da çok atak oynuyor ve çok hata yapıyor. 37. dakika, 2-1 yenik durumda Beylerbeyimiz. Fatma ön direkte, sahanın en kısası Buse'm. Sahanın en kısası gidiyor, kafayı vuruyor ve golü atıyor. Ve Beylerbeyi onu kapatamıyor. Ama tabii hatanın başlangıcında, hep söylediğim gibi, bugün çok kötü gününde Mahallen. Hata orada başlıyor, çok basit top hatası. Korneri getiriyor. Çiğdem. Sümeyra. Çiğdem. Kong. Akya. Derya. Derya topu iyi kontrol edemedi. İlayda yakalayamıyor. Taç Sümeyra kullanacak. Sevgi bıraktı Sümeyra. Çiğdem. Elana. O da istediği topları alamadı. Yağmur. Yağmur. Yağmur çok tehlikeli. Malen araya girdi. Frikik. Çiğdem bıraktı Akia. Kong. Natalya. Akia. Çok basit pas hataları. Yağmur. Aman çok tehlikeli pas yine. Ortaya. Yani şu topta Mala, yapma. Yapma Malen artık. Yapma. Çok basit hatalar. Yüreğimiz ağzımızın içinde dans ediyor adeta. Beylerbeyi. Şu dakikalarda gerçekten Beylerbeyi oyunun kontrolünü kaybetti. Fenerbahçe tamamıyla oyuna hakim. Sanki bir oyuncu değişikliği hamlesine ihtiyaç var. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Yani ilk yarı oyuncu değişikliği olmaz diye bir kaide yok. Pep de bunu yapıyor. Guardiola da bunu yapıyor. Keza yine Tuchel yapıyor. Herkes yapıyor. Modern futbolcu 5 oyuncu değişikliği. O yüzden sanki Malen bugün en zayıf karın. O da farkında. Şöyle kendini yere bıraktı. Sakatlığı mı var bilmiyorum ama. Sekiyor şu anda. Golün tekrarını izliyoruz şimdi. Golün gerçekten tekrarı ekranlarda. Aki topu Fenerbahçeliler bıraktı. Ecem. Gülbin. Ecem.
Fatma. Yağmur. Kong. Faul. Pozisyonun tekrarı ekranlara geliyor. Sevgi yer değiştirdi. Soldan akma gerçekleştirecek Sevgi. Sağ kanada Jale kaydı. Solda Sevgi kanatları değiştirdi. Orta içeriye arka alan. Fatma yakalayamıyor. Korner. Bu kornerler benim aklımı yerinden alacak. Çünkü çok tehlikeli kornerler kullanıyor Fatma. Ve ceza sahası içinde de hamle yapan kimse yok. Fatma! Fatma, önüne birini çağır! Fatma! 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 Yine topun gerisinde Fatma var. Çok kritik bir an. Nefes tutuldu. Aman aman dikkat. Çok tehlikeli bir korner. Arkaya doğru. Bu kornerleri Fatma'nın hakikaten Harry Kewell korneri. Çiğdem. Jale alamadı. İlayda dokundu. Taç. Sümeyra kullanacak taç atışını. Natalya. Sümeyra. Malen kafayı vurdu. Oysa arkasında Elana vardı. Elana pres. Kafayla indirilen top Çiğdem. Sevgi. Çok kick and rush yapıyor. Bunu geçen hafta da yaptı. Ve bu şişirme topların hiçbir sonuca erdirilmediği çok net. Aman dikkat. Kong araya iyi girdi. Cüneyt, bu konudaki görüşün nedir? Geçen haftalarda da bunu gördük. Özellikle beraberliğe biten maçlarda, kaybedilen maçlarda çok fazla şişirme top yapıyor. Yüksek top, gelişi güzel vurulan top. Bu hiçbir sonucu erdirmiyor. Ayağa oynamak yerine neden bunu yapıyor Beylerbeyi? Ya aslına bakarsan bir tek Beylerbeyi yapmıyor. Eğer kadın futbolunu izliyorsan, kadın futbolunun genel hastalığı bu. Yani top yapmaktan çok şişirme çok fazla oluyor. Beylerbeyi'nde de tabii aynı hastalığın yansımaları bu. Top yapamadığı zaman biraz futbolcular panikle mi yapıyor artık? Hangi içgüdüyle yapıyor bilmiyorum. Çünkü antrenmanlarda hocalar zaten ayağa top yapılması konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Elana müthiş savaştı orada. Serbest vuruş. Malen yerde devam edemeyecek gibi. Bugün çok da verimli değil. Bileğinde de bir sorun var. Sekiyor hafif. Aman dikkat. Fatma aldı. Natalya. Sümeyra. Beylerbeyi'nin acilen toparlanması gerekiyor. Oyunun kontrolünü eline alması gerekiyor. Çünkü şu anda Fenerbahçe istediği gibi, hani deyimi yerindeyse, top koşturuyor. Akya. Sevgi sinirlendi. Takım içinde de bir uyumsuzluk oldu. Akya, Sevgi ve Derya üçgeninde bir tartışma yaşandı. Yine uzak tarafa Buse'me doğru Fatma. Aferin sana, aferin. Natalya. Sümeyra. Topsuz oyun yok Beylerbeyi'nde. En büyük sorun o. Yani topun olmadığı yerde koşmuyor kimse. Koşmayınca şişirme toplar gelmeye başladı. Çiğdem. Biraz topsuz oyun beklentisi var. Malen. Artık ilk yarıda son 5 dakikanın içerisindeyiz. Yine Yağmur'a doğru. Çiğdem çok iyi bir zamanlama. Malen. Derya. Natalya. Akya.
Kong. Jale. Jale alamadı İlayda ile mücadelesinde. Sümeyra. O da araya giremedi. Buse'm. Top oyunda. Atağa destek var. Meryem. Buse'm. Tekrar Meryem. Jale pres. Orta içeriye kafayla Yağmur'a doğru. Fatma. Sevgi. Sevgi iyi eksiltti. Kötü top. Aferin Sevgi abla. Aferin kale. Natalya iyi kapattı. Ecem kullanacak taç atışını. Ecem oynadı. Yine bırakmadı. Oyun aynı noktaya sıkıştı. Üst üste oradan taç atışları. Gülbin arkadaşlarını uyarıyor. Bir faul beklentisi. Top dışarıdan çevrildi. Taç Beylerbeyi. Bu arada bir oyuncu yerde. Nazar değdirdik oyuna. Çok kaliteli, tempolu dedik. O dakikadan bu yana oyun hep sıkışıyor. Zenata yerde, sağlık görevlileri oyun sahasına davet edildi. Zenata'nın tedavisi için. İki bir mağlup durumda Beylerbeyimiz Fenerbahçe karşısında. Mücadele de artık son dakikanın içerisindeyiz. Az sonra ışıklı tabeladan ilave süre gösterilecek. 2 dakika gibi duruyor. Yardımcı hakem 2 dakikayı işaret etti. Bize yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Natalya. Bu arada Cüneyt, erkek futbolunda tabii görmediğimiz, duymadığımız şeyler oluyor. Şöyle ki, futbolcular birbirlerine seslenirken Sevgoş, Ecoş, Gülbinoş, Haydi Canoş şeklinde, hani hiç bunu duymuyoruz. Mesela İkardinoş falan gibi böyle, ya da Cekoş falan demiyoruz. Düşünsene erkek futbolunda böyle dendiğini. Ya olmaz öyle tabii ama çok sevimli gelmiyor mu saha içerisinde? Yani herhalde ben erkek futbolunu da bu kadar yakından anlattım. Bu arada Malen'le geliyor, etkili geliyor. Malen uzak tarafa, Sevgi yetişemedi topa. Erkek futbolunu da anlattığımız için orada saha içerisinde İlay, yani yukarıda atsana oğlum lan falan gibi böyle oradan buraya daha nezaket kokan yaklaşımlar, daha pembe ifadeler, daha güzel ifadeler. Bu da çok hoş. Formanın hakkını veriyorlar yani, değil mi futbolcular? Pembe formanın hakkını veriyorlar gerçekten. 2 dakikalık dilimin içerisindeyiz artık. Aslında biz de mi öyle anlatsak mesela, top şimdi Ecoş'a doğru geldi diye. Sevgoş topu aldı. Natalie, Ecoş araya girdi, top çıkarttı gibi. Akia kullanacak taç atışını. Biz de durağan oyunu birazcık böyle ifadelerimizle neşelendirelim dedik. Elle oynama itirazlar var. Elle oynama itirazları. Maçın hakemi devam dedi. Penaltı. Şimdi verdi, evet. Penaltıyı. Şimdi yavaşlatılmış gösterimde bakmamız lazım. Ben böyle bir şey görmedim. 35 yıldır maçı anlatıyorum. Pozisyonu devam ettirdi hakem. Sonra o kadar çok itiraz geldi ki Berkay Uğurlu'ya. Sonra fikrini değiştirdi, penaltı dedi. 35 yıllık maç hayatımda çok enteresan bir karar. Ben böyle bir hakem görmedim. Ağır çekimli şu anda izliyoruz. Bekledi sonra verdi kararı. Acaba gözünde canlandırdı mı pozisyonu, bilemeyeceğim. Ama böyle bir şey yok.
Yani yaklaşık bir 15 saniye geçti değil mi Cüneyt? Ya penaltı zaten çok net. Elle oynama var değil mi? Elle oynama var doğru da. Bir daha getirelim ekrana. Net elle oynama gözüküyor. Bir bakalım. Ben tabii geri dönüşü göremiyorum. Cüneyt aşağıda görüyor. Beylerbeyi için 45 artı 2'de beraberlik şansı. Malen topun gerisinde. Şimdi Sevgi kenarda durabilir. Penaltı atış noktasının önüne geçmediği sürece. Malen. Kalede ane dikkatli. Malen. Bakalım şu ana kadarki kötü futbolunu affettirecek mi? Malen! Gördüğün gibi affettirdi. Malen, Malen, Malen. İlk yandan son düdüğü. Ve teknik direktör Fenerbahçe heyeti hakeme gidiyor. Her ne kadar iki golde var. Sarı kart çıktı karambolde. Malen ve 2-2. 45 artı 2'de geldi gol. Pozisyon tekrarını şimdi izliyoruz. Beylerbeyi iki golünde her ne kadar duran toptan bulsa da bol gollü olur demiştim. Daha da bol gollü olacak gibi gözüküyor ikinci yarıda da böyle devam Cüneyt ederse. Pozisyon net penaltı mı? Ona bir açıklık getirelim. Buradan gördüğümüz kadarıyla penaltı. Yani penaltı. Evet. Hakem biraz bekleyerek karar verdi. Ama herhalde zihninde canlandırdı pozisyonu, öyle karar verdi. Ya da zihin vara başvurdu. Zihinsel varla bu kararı verdi. Siz ne derseniz deyin. Ama çok enteresan bir karardı. Ben onu söyleyebilirim. Fenerbahçe 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrılıyor. Beylerbeyi'nin bu statta o kadar çok hakkı yendi ki. Hani ya hakem böyle karar verdi falan demeyin. Çok doğru kararı geç de olsa vermiş. Pozisyon net penaltı. Biz de görebiliyoruz. Ve net penaltı olarak pozisyon gözüküyor. Sevgili Cüneyt'in de değerlendirmesiyle bir elle oynama tespiti var. Yavaşlatılmış gösterimde. Bir şu anda daha bir daha izliyoruz zaten. Getirelim. Şu anda izliyoruz hatta. Bakın şu noktada doğrudan eline çarpıyor. O zaman net penaltı diyorsun yani. Ben göremiyorum tabii. Evet. Efendim ilk yarının skoru 2-2. İkinci yarıda birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayınız.
Efendim ikinci yarıda oyuncu değişikliği var. Yaşam oyuna dahil oluyor. 5 numaralı formasıyla. İkinci yarı için hazırlıklar tamamlandı. Her şey hazır. Ve ikinci yarı az sonra başlayacak. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlıyor. Değişiklik işareti var. İkinci araya Beylerbeyi başlayacak. Elana topun gerisinde. Elana. Son kontroller. İlk düdük. İkinci yarı için ve maç başlıyor. Cüneyt Yalınkılıç ikinci yarıda da bizlere yardımcı olacak. Yorumlarıyla ve analizleriyle. Zanata. Zanata hareketli. İki ikilik eşitlik ilk yarıya damgasını vurmuştu. Bir kez daha top dışarıda. Taç.
Beylerbeyi taraftarının coşkusu. Malen. Seken top. Derya. Derya kurtaramadı topu. Sümeyra. Yağmur. Yağmur'un pozisyonunu Jale bozdu. Yağmur da hala top. İyi sakladı topu. Sümeyra. Orta şansı. Çiğdem karşılıyor rakibini. Çok yerinde bir müdahale. Elana. Ayak koydu Buğsem. Sümeyra. Uzak tarafta Sevgi var. Sümeyra Sevgi'ye doğru. Sevgi aldı. Sevgi döndü. Akia denge kaybı Kong. Kaleciye kadar gelen top. Yaşam oyunda 5 numaralı formayla onu izleyeceksiniz. Onu hemen belirtelim. İkinci yarıda. Meryem. İlayda. İlayda'nın ortası Yağmur. Dokunamadı. Sekti. Sert şut dışarı. İlayda'nın ortası. Yağmur dokunamıyor. Devamında gelişen atak sonuç vermiyor. Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Yine kaptırılan top. Fatma. Gülbin'in yokluğunda Yaşam stoper mevkiine geldi. Tek de hamle var. Onun dışında hamle yok. Akia'nın müdahalesi mi? Hayır. Rakipten diyor maçın hakemi ve free kick beklentisi olan Fenerbahçe hayır touch dedi. Üst üste aynı noktadan ikinci kez touch. Elana alamadı. Malen pres. Fatma. Yetişemiyor topa. Akia. Malen. Serbest vuruş. Derya bıraktı. Ara pası. Elana, Jale. Jale. Sümeyra. Orta içeriye Malen'e seker mi sekmedi. Sevgi. Derya gelmedi ona. Ece bıraktı. Faul yapıyor Jale. İlayda. Atışı kullanmasına izin vermedi Jale. İlayda. Ece. Ece'nin pası arka alana. Faul. Ece'den top çıkarken rakibi ona faul yaptı dedi maçın hakemi Berkay Uğurlu. Bir sakatlık var. Sağlık görevlileri Akia için oyuna dahil ediliyor. Bu arada İlk yarıdaki gibi, bittiği gibi başladı. Yine temposu düşük, yine kilitleniyor oyun. Özellikle Beylerbeyi'nin sol kanadında kilitleniyor. Ama yine ben ikinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi bol gol bekliyorum. Akia'nın tedavisi gerçekleştiriliyor.
Emre Hoca kenarda Jale'yi uyardı. Zahala Massimova, Jale Türkçe biliyor anladığım kadarıyla. Dikkatli ol diyor çünkü. Akya'nın tedavisi yapılıyor. Akya kenarda tedavi oluyor. Friki kullanacak Fenerbahçe. Beylerbeyimiz ilk yarı biterken 2-2'yi yakalamıştı. Malani'yi kapattı. Taç atışı hala kullanılabilmiş değil. Akia'ya gel dedi maçın hakemi, oyuna dönüyor. İlayda. Jale pres yapıyor. Fatma. Elana araya çok iyi girdi. Elana. Elana çok iyi aktı. Elana sıyrılamadı. Natalya iyi ayak koydu. Natalya. Derya. Verkaç mükemmel. Şimdi Elana. Elana iyi sakladı. Destek Jale. Jale aldı. Orta şansı aradı. Jale bir çalım. Bir orta. Korner. Haydi kızlar. Beylerbeyimiz köşe vuruşu kullanıyor. Yine bir duran top. Bakalım nasıl Sevgi olacak? Gidiyor. Cüneyt gol kokuyor, gol. Bakalım ne olacak, göreceğiz hep birlikte ama duran toplar kadın futbolunda ve Beylerbeyi için büyük şans. Sevgi topun gerisinde. Haydi Elana. Orta içeriye çift yumruk uzaklaştırdı anne. Malen. Atak tazeliyor Beylerbeyi. Malen açtı ayağından topu. Malen bırakmadı. Meryem topu iyi saklamıştı. Emrah Hoca'dan sürekli uyarılar var. Çiğdem. Elana kafayla indirdi. Sevgi. Alırsa tehlike. Sevgi aldı. Sevgi destek bekledi. Sevgi sıyrıldı. Sevgi aktı. Sevgi kaleye doğru gönderdi. Şale'ye doğru. İlayda. İlayda Jale mücadelesi. Faul yapıyor Jale. Nina, Meryem, Malen kapatmaya çalıştı. Verkaç, Malen. İkinci yarıda çok koşuyor Malen. Çok tehlikeli pas Yağmur. Aman dikkat. Kong, Yağmur çok kötü vurdu. Bize göre iyi, Fenerbahçeli dostlara göre kötü bir vuruş. Ali Koç geldi tribünlerde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şu anda tribünlerde. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribündeki yerini aldı. Maçı izliyor Sayın Tahir Kıran'ın yanında.
Dostluk, kardeşlik, Beylerbeyi ve Fenerbahçe arasında. Cüneyt, Ali Koç'u görebildiniz mi? Yanlış görmüyorum değil mi? Uğur Eken. Evet, şu anda Ali Koç bana tabii çok uzak. Ama Ali Koç ve Tahir Kıran yan yana. Sayın Ali Koç maçı izlemeye geldi Fenerbahçe'de. Uzun bir pas, orta ceza sahası içerisine. Sevgi. Sevgi pası taşıma çabasındaydı. Klas bir hareket, iyi döndü Derya. Derya destek bekledi. Ecem. Derya orta şansı. Faul, free kick kullanacak. Ecem'e sarı kart. ...24. dakika ikinci yarı için. Sarı kart çıktı. Bugün Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında çok kritik maçı var. Ama Sayın Ali Koç kadın takımımı da yalnız bırakmam dedi. Ve bu maçta saat 20.30'da başlayacak Trabzonspor Fenerbahçe erkek Süper Lig maçı öncesi Fenerbahçe'yi de geldi izlemeye. Gerçekten çok değerli bir hamle. Çok kritik bir an. Gol olur mu? Valla Emrecan yanımda oğlum, gol olur dedi. Sevgi ve Derya topun gerisinde. Bakalım kim kullanacak? Sevgi atladı. Derya kaleye, gol! Mahallen attı! Mahallen attı! Mahallen attı! Mahallen attı! 3-2 oldu. Galibiyetten periması. Fenerbahçe'ye karşısında iki kez mağlup duruma düştü. Ama yılmadı. Önce 1-1'i, sonra 2-2'yi yakaladı. Sonra Mahallen geldi, girdi, baktı, vurdu, attı. Beylerbeyimiz 3-2 öne geçiyor. Mahallen attı. Yine bir duran attı. Yine bir duran top. Yine gol. Bu arada Ali... Emrecan Allah'tan başka bir şey isteseymiş olacakmış ha. Ali Koç geldi, ayağını uğurlu getirdi. Beylerbeyi 3-2 öne geçiyor. Bu arada maçın heyecanını sevgili oğlumla takip ediyoruz. O da benim asistanlığımı yapıyor. El kırık olunca böyle eşyaları falan taşıyor. Sağ olsun. Ve gol olur, gol kokuyor bu pozisyon dedi. Gerçekten de dediği oldu. Fenerbahçe iki kez öne geçtiği maçta skoru koruyamadı. 3-2 önde Fenerbahçe karşısında Beylerbeyimiz. Bu dakikadan sonra maç biraz daha farklı olacak gibi Emre. Bu arada dakika kaç sevgili Cüneyt? Dakikalar şu anda 60'ı gösteriyor. İkinci yarı 15. dakika. Ceza sahası. Aman dikkat! Çok güzel vurdu ama. Meryem yüreğimizi ağzımıza getirdi. Kalbimiz ellerimizin arasında dans etti adeta. Son 30 dakikanın içerisindeyiz. Fatma. Malen. İlk yarıda bayağı eleştirmiştim onu. Bana nazire ediyor. İki gol attı. Ben de farkındaysan ben... sonradan farklı olacağını söylemiştim. Olsun, ben eleştireyim, o gol atsın. Elana Öneran'da müthiş pres yapıyor. Fatma. Derya söktü aldı. Bu arada maçın hakemi Berkay Uğurlu'ya bir parantez açmak lazım. Gerçekten oyunu çok dikkatle takip ediyor. Yerinde ve doğru kararlar. Penaltıda da çok yakından takip etmişti oyunu. Hocam! Hocam!
Zeynep Kerimoğlu oyuna girecek az sonra. Oyun sahası kenarında. Zeynep. Oyuncu değişikliği işareti geldi. Zeynep Kerimoğlu. 6 numara Meryem'le diğer değiştiriyor. Ve 13 numara Zeynep Kerimoğlu oyunda. Meryem çıkıyor, Zeynep giriyor. İkinci oyuncu değişikliğini ikinci hakkında kullandı. Tek bir oyuncu değişikliği hakkı ama 3 değiştirme fırsatı var Fenerbahçe'nin. Yağmur'a doğru geçmedi top. Kaptırılan top. Jale. Jale. Devamını getiremedi Jale. Fatma geriye doğru. Sümeyra. Sümeyra iyi koydu ayak. Jale. Sümeyra. Elana. Nina'ya pres yapıyor. Nina riske girmedi. Biliyorsun Emre, Beylerbeyi ligin en az gol yiyen takımlarından birisi. 14 Fenerbahçe, Beylerbeyi 13 Fenerbahçe. Nitekim bu maçta 2 tane gol yemesine karşı en azından 3 tane atarak o dengeyi korumaya çalıştı. Az sonra Beylerbeyi'nde oyuncu değişikliği olacak. Onun hazırlığı var. Derya pres yapıyor Fatma'ya. Fatma oyuna genişlik kazandırdı. Ecem. Ecem'den derinlemesine bir top. Zaneta. Zaneta. Kong mücadelesi. Kong iyi perdeledi. Akia onu kaldırıyor. Şimdi Elana'ya doğru geçmedi. Az sonra yeni transfer Madelin oyuna girecek. Akia bırakmadı. Madelin oyuna girmek için hazırlanıyor. Beylerbeyi'nin yeni transferi Madelin. Frekek serbest vuruş kullanılacak. Zeynep yerde kalmıştı. Elana'ya doğru. Derinlemesine. Çiğdem dikkatli. Aman dikkat. Fatma top boşta. Aman dikkat, kale boş. Yapmayın kızlar. 3-3 oldu. Bir anda çok boş kaldı arka direkte. Zaneta skoru 3-3'e taşıdı. Bir kez daha oyunda denge var. 66. dakika. Gol Zaneta. Çok gollü maç olacağını söylemiştim. Çünkü iki takım da çok açık oynuyor ve iki takım da çok hata yapıyor. Malen.
Malen düştü kalktı. Arapası Elana'ya doğru. Kaleci çıktı. Topun sahibi oldu. Sevgi çıkacak zannediyorum. Madeline oyuna girecek yeni transfer. Madeline ve Sevgi yer değiştirecek gibi duruyor. Jale. Jale bıraktı Derya. Derya Elana'ya doğru. Elana devamını getiremedi. Natalya da aksıyor sanki. Evet, Natalya oyundan çıkacak. Birazdan değerlendirmesi var. Değişiklikler birazdan olacak. İptal ettiler. Madeline oyuna girmeye hazırlanıyor. 34 numaralı formayla. Fatma çıktı ve aldı. Sümeyra. Jale. Elana top istedi. Jale'yi sakladı. Derya Jale'ye. Jale korner getiriyor. Bu duran top yeni bir şans demek olur mu? Demet'i çağırdı. Yine duran top. Demet oyuna girecek. Değişiklikler, duran toplar. Bakalım sonucu nasıl etkileyecek ama... Ali Koç da tribünde, bir kez daha hatırlatıyorum. Sayın Başkan Fenerbahçe'nin. Sayın Tahir Kıran'la birlikte ceza sahası kalabalık. Orta kaleci tereddütte kaldı. Savunma karşıladı. Derya gelişine sert vurdu dışarı. Şimdi geldi oyuncu değişikliği. Sevgi ve Natalya çıkıyor. Demet ve Madeline oyuna giriyor. Sevgi biraz sinirlendi oyundan çıkarken. Natalya oyundan çıktı. Demet ve Madeline oyunda. Sevgi biraz sinirli. Derya faul yaptın diyor. Sevgi direkt soyunma odasına gitti. Natalya yedek kulübesinde kaldı. Belki Uğur Eken ekrana taşır. Sevgi şu anda soyunma odasına doğru gidiyor. Uzun top ceza sahasına. Kafalardan sekti. Aman dikkat! Direkten döndü. Yine direkten döndü. İnanılmaz bir an. Muazzam bir an. Sanki Beylerbeyi değil, Balsporuz. Futbolun bütün şans perileri bugün Beylerbeyi'nden yana tavrını koydu bu pozisyonda. Arapası yine etkili geliyor Fenerbahçe'ye. Dikkat! Çiğdem sekti. Uzaklaştırdı Beylerbeyi. Ters bir kafa Elana hareketli. Nina. Malen koştu. Taç. Sümeyra kullanacak. Ama Beylerbeyi'nin adeta şans perileriyle dans ettiği andı. Top iki kez direkten döndü. Fenerbahçe için talihsizlik anı. Elana. Elana çok güzel düşündü. Jale
Orta ceza sahasına. Kafa Derya boşta kaldı. Vuramadı. Faul. İki tarafta da savunmada çok geniş boşluklar var. Zeynep yakalayamadı topu. Cüneyt direkten dönen toplar için neler söylersin? Areta Veli Ballı'nın Beylerbeyi şubesi çalıştı. Bazen şansa da ihtiyaç oluyor. O şans şimdilik bizden yana oldu. Ali Bey şans getirdi Beylerbeyi'ne. Fakat şöyle söyleyeyim. Çabuk çıkıyor Beylerbeyi bu arada. Arapası güzel. Ceza sahası içerisine doğru Şale hareketlendi. Nina. Nina Şale mücadelesi. Nina. Faul. Jale'nin yaptığı hareket. Sözünü kestim. Özür dilerim Cüneyt. Buyurun. Sorun yok. Şöyle ki Beylerbeyi yine kontrolü Fenerbahçe'ye bıraktı. Nedense golü yedikten sonra ciddi anlamda bir motivasyon düşüklüğü yaşıyor. Bir an önce toparlamazsa yeniden geriye düşecek. Gerideyken daha motive oynuyordu Beylerbeyi. Çiğdem öyle bir bende diye bağırdı ki Kaf Dağı bile duydu. İkinci yarı son 15 dakikanın içerisine doğru gidiyoruz. Skorayın çok Galatasaray sevinir. Elana topu oyunda tuttu. Elana zorluyor. Bu arada ben Elana için birkaç kelime söylemek istiyorum. Bence bugün sahanın yine köşe en iyilerinden. Elana Nina mücadelesi. Nina yerde. Bir oyuncu değişikliği daha yaşanacak. 98 numaralı formasıyla. Holly oyuna girecek. Holly 10 yıl oyuna girecek. Büyük ihtimalle Jale'yi oyundan alacak Emre Hoca. Jale geliyor ve Holly oyuna girecek. Jale çok çalıştı. Zahala Massimova. Oyundan alınıyor Massimova. Köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi takımı. Holly oyunda 98 numaralı formasıyla. Ceza sahası kalabalık. Holly ceza sahasına aktı. Orta içeriye kaleci boşa çıktı. Herkes yükseldi, kimse vuramadı. Denge kaybı yaşandı. Bir kez daha içeri. Konk yükseldi, vuramadı. Holly. Holly alamadı topu. Faul. Yağmur yerde. Üç üçlük eşitlik var mücadelede. Tribünde Sayın Başkanlar, Sayın Tahir Kıran ve Sayın Ali Koç. Fenerbahçe ve Beylerbeyi'nin iki değerli başkanı maçı takip ediyor. Sarı kart gelecek. Konk sarı kartı gören isim. Frikiyi kullanacak olan isim Fatma. Duran top yine, yüksek top yine ceza sahasında etki yaratıyor. Jale de yedek kulübesine doğru gitti, oradan da soyunma odasına. Yağmur'a doğru. Yağmur topu oyunda tuttu ama Akia. Akia'nın pası. Derya. Derya iyi sakladı. Oyunculardan sıyrılma çabasında Derya devamını getiremedi. Ece. Ece'nin ortası ceza sahasına. Fatma. Sümeyra. Elana top istedi.
Holi'ye doğru. Holi. Elana ve Holi. Cüneyt, Elana ve Holi manken gibi değil mi? Kadın futbolunun güzel yüzleri de onlar olsunlar. Hakikaten gerçekten öyle. Çok güzel görüntüleri var. Yani al podyuma da koy, sahaya da koy. Tribünde de maç izler. Hakikaten çok değerli, çok özel yüzler. Kadın futbolunun bence çok, en çok, çok ihtiyacı çok olan şey fizikli oyuncu zaten. Evet. Çok kısa. Fizikli ve güçlü oyuncu. Holi de, Elana da öyle ve manken gibiler. Ve en önemlisi hani İngiliz futbolunda da zaman zaman Sky Spor'dan yabancı maçları dinliyorum İngiliz kadın futbolunda. Bu konunun altını çiziyorlar. Futbolu güzelleştirdiklerini ve daha fazla taraftarı tribüne çektiklerini. Hatta güzel görüntülerin futbolun her aşamasında. Mesela yakışıklı futbolcu içinde derdik ya, işte Maldini için çok yakışıklı derdik mesela, hatırlarsan. İşte ne bileyim Batistuta için aynı şeyi söylerdik. Bilmiyorum senin için en yakışıklı futbolcu kimdi ama. Hiç o gözle izlememiştim futbolu. Yani hani ben tamamıyla... Metin Tekin diyebilirim bak. Yani mesela Türkiye'de de Metin Tekin değil mi? Çok Semih. Konuşulmuştur. Semih keza. Bir ara biz televole yaparken en yakışıklı futbolcu diye yapıyorduk. Herhalde bugün televole olsaydı en güzel kadın futbolcu kim oylaması yapardık. Holi ile Elana da ilk üçe girerdi gibime geliyor. Fatih Karagümrük'te bir hanımefendi var. Onu bilmiyorum, ismini unuttum. Gerçekten şu an televol olsa bayan futbolu daha çok ilgi görebilirdi. Madalin Taç Beylerbeyi. Biz de araya böyle seyirciyi rahatlatacak ifadeler yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü oyun çok sıkıştı. 3-3'lük eşitlik var. Muazzam bir maç. Bu skor Galatasaray'ın çok işine yarayacak. Orta şansı. Dokunuş, korner. Yine bir duran top. Yine Çiğdem ve Konkileri'ye çıkıyor. Yine gözüm Emrecan'a baktı. Ne diyorsun Emrecan? Yok dedi. Emrecan bugün her pozisyonu bildi. O yüzden ona dönüyoruz. Gol olur mu diye. Astro Emrecan diyebiliriz. Demet. Ceza sahası iç kalabalık. Orta, uzak tarafa doğru. Holi'ye doğru. Holi yükseldi. Faul. Serbest vuruş. Nina ve Malen karşı karşıyaydı. Frikik kullanacak Fenerbahçe. Nina. Demet. Oyuna sonradan giren Zeynep. Etkili gelişiyor atak. Ecem orta, içeriye gol pozisyonu. Savunma çıkarttı. Derya tek top oynadı. Solda boşluk var. Nefis bir pas. Madalin attı, geçti, yerde kaldı. Faul bekledi. Devam dedi hakem. Çok doğru bir karar. Demet. Derya. Holi'nin pası isabetsiz. Kong. Yağmur. Çok etkili bir oyuncu. İnanılmaz güzel gördü pas iyi yere ama Zeynep oyuna tuttu, Akia bırakmadı. Akia söktü, aldı. Akia, Malen. Akia. Kong. Akia. Kong. Fatma. Madalin alamıyor. Oyuncu değişikliği hazırlığı var. Fenerbahçe'de 3. hak kullanılacak. Yağmur'a doğru. Yağmur arkası kaleye dönük.
Ceza sahası içerisine Fatma. Offside. Samiha Hassani oyuna girecek. Samiha Ecem'le yer değiştiriyor. Samiha Hassani. Samiha Hassani oyuna giriyor. Ecem çıkıyor. Hassani oyunda. Üçüncü değişiklik. Çiğdem. Sümeyra. Elana pres yapıyor. Taç Beylerbeyi. Sümeyra kullanacak taçı. Elana dokunamadı. Derya Elana'nın koşu yolunda. Elana kaleye doğru. Müthiş bir gol. İlk maçın revanşını çok iyi bir şekilde alıyor gibi gözüküyor Beylerbeyi. Biliyorsun ilk maçta son dakikada santrası olmayan bir gol olmuştu. Muazzam bir gol attı Elana. Elana orta şut karışımı gönderdi ve gol attı. Elana ve 4-3. 80. dakika. Bol gol olur demiştim. Gördüğün gibi. Beylerbeyi 4-3 öne getiriyor. Elana'yla. Aman dikkat. Fatma. Elana muazzam bir gol attı. Ama bu golde Emrah Hoca'nın payı da çok büyük. Çünkü Emrah Hoca ısrarla Elana'ya çizgide kal. Sen orta çizginin önüne gitme dedi. Rakip yarı alandaki özellikle Silver Zone'da kal dedi. Ya da bizim maçı anlatırken kullandığımız sağ iç boşluk olarak adlandırılan bölümü kullan dedi. Elana onu yaptı. Orta şut karışımı gönderdi. Annenin kısa boyundan da faydalandı ve topu ağlarla buluşturdu. Çiğdem, Elana. Daha önce de söylediğim gibi Elana bugün Beylerbeyi adına sahanın en iyisi diyebilirim ben. Muazzam bir gol attı. Hakikaten ben de onun golüyle birlikte Brezilyalı spikerlere büründüm. Beni Brezilyalı yapan Elana golüyle Beylerbeyi'ni de coşkuya sürükledi. Holly çok riskli. Derya alamadı. Fatma. Yağmuru açtı. Sümeyra araya girmek istedi. Faul beklentisi. Oynayın kararı. Madeline doğru. Taç. Sümeyra zannediyorum bileğe döndü. Çok can yanıyor. Sümeyra tedavi için sağlık görevlileri sahada. Umarım ciddi bir şey yoktur. Değişmesi gerek. Sümeyra devam edemeyecek.
Son hakkı değişimde. Bu arada da golün tekrarını izliyoruz. Gerçekten çok güzel gol olmuş. Hemen Sedia oyun sahasına girdi. Değiştiriyoruz hocam. Sümeyra. Umarız ciddi bir durum yoktur. Bileğinin döndüğünü söylemiş. Sümeyra ambulansa taşınıyor. Merve oyunda. Sümeyra çıktı. Merve Nalçacı oyuna girdi. Savunmayı beşleyecekler. Kenarda Emre Hoca böyle bir uyarıda bulundu. Keza İlayda da oyundan çıktı ama bu dördüncü hamlesi değil mi? Fenerbahçe'nin. Ben yanlış mı saydım? İlayda oyunda. Çıktı. İlayda'nın yerine 17 numaralı formayla oyuna İpek girdi. İpek oyunda efendim. İpek ilk kez topla buluştu Elana. Holly'e. Holly kaleyi karşısına alma çabasında. Holly top taşıyamadı Madeline. Hassani. Merve bıraktı. Hakem avantaja bıraktı. Elana. Holly'e doğru. Elana. Elana hareketli. Elana orta şansı aradı. Bayrak direğinde bir sorun var. Atış hala kullanılmış değil. Dakika 90 ve 5 dakikalık ilave geldi. Son 5 dakika. İlk maçı 1-0 kaybetmişti 90+5'te yediği golle Beylerbeyi. Oradan çok tecrübeli. O yüzden de çok dikkatli davranıyor. Savunmayı beşledi Beylerbeyi. 4-3'ü koruma çabasında. Holly klas hareketler. Holly kaleci anne. Akia. Holly topu aradı. Nina. Akia. Derya. Madeline doğru. Merve. Akia. Kafayla karşılanan top. Elana hareketli. Evet.
Malen yerde. Malen ayağa kalkıyor. Fatma orada bir şeyle tartışıyor. Kenara alınacak. Malen kenara alındı. Tedavi yapılacak. Hakem atışıyla oyun başlıyor. Nina bıraktı. Fatma. Kaptırılan top. Holly'e doğru. Madeline zorluyor. Akia. Muazzam bir mücadele. Orta ceza sahasına. Herkes açtı. Yağmur aldı. Yağmur. Müdahale yerinde Derya. Malen. Bütün herkes ayakta. İnanılmaz bir heyecan. Orta içeriye ters bir dokunuş. Faul. Aksi bir durum olmazsa eğer. Dakika var. Aksi bir durum olmazsa eğer Beylerbeyi için çok büyük bir galibiyet. Muazzam bir galibiyet olacak Beylerbeyi için. İlk maçında rövanşı böylece alınmış oluyor. Kenardan bitti sesleri. Bu arada Ali Koç türbünde. Sayın Ali Koç ve Tahir Kıran birlikte izlediler maçın ikinci yarısında büyük bir bölümü. Merve, Derya, Frigik, Fatma. Böylelikle Beylerbeyi puanını 50 yapacak. Ve ...54 puanlı Fenerbahçe'nin adeta ensesine yapışacak. Elana pres yapıyor. Malen alamadı. Çok tehlikeli gelişiyor atak. Derinlemesine pas Yağmur'a doğru. Komp dokunmadı. Yağmur hareketli. Akia top dışarıda. Evet maç bitti ve gerçekten güzel bir maç Beyler oldu. Beylerbeyi muazzam bir sevinç yaşıyor. Maç bitti. Beylerbeyi Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ediyor. Sayın Ali Koç ve Sahil Kıran birlikte işte birbirlerine başarılar diliyorlar. Güzel görüntüler. Beylerbeyi taraftarları, Beylerbeyi oyuncuları. Muazzam bir sevinç. Biz de yayını noktalıyoruz. Ama ben gidiyorum, görüntüler kalıyor. Çünkü sevinç görüntüleri, gol görüntüleri Uğur Eken'den sizlere yansıyacak. Maçın skoru Beylerbeyi 4, Fenerbahçe 3. Hoşça kalın.
Açtırırım ben şimdi.